Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere basit bir şekilde ücretsiz olarak oyun videolarını nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Bunun için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına iki tane link bırakacağım. Bu linklerin bir tanesini arkadaşlar Nvidia'nın bize ücretsiz olarak sunmuş olduğu GeForce Experience ile oyun videolarını çekebiliyorsunuz hatta arkadaşlar bununla ekran görüntülerini alabilirsiniz. Tabii bu program arkadaşlar bilgisayarınıza yüklemeden önce hemen diğer linkten sistem gereksinimlerini kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu programı arkadaşlar kurduğunuzda hata alırsanız muhtemelen arkadaşlar sisteminiz bunu desteklemiyordur. Hemen şuradaki arkadaşlar kabul et ve yükle seçeneğinden bu programı arkadaşlar bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Daha doğrusu indirebilirsiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar bu programı çalıştırın. Programı çalıştırdığımızda arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir lisans sözleşmesi gelecek. Burada kabul et ve yükle diyelim. Ve böylece arkadaşlar Nvidia GeForce Experience adlı program bilgisayarımıza yüklenmiş olacak. Programı bilgisayarımıza kurduktan sonra arkadaşlar karşımıza şu şekilde bir üyelik ekranı gelecek. Eğer üye değilseniz de arkadaşlar programı kullanmanıza izin vermiyor. Basit bir şekilde arkadaşlar üye olabilirsiniz. Dilerseniz Facebook hesabıyla veya Google hesabıyla veya Apple hesabıyla veya hesap oluştur kısmında arkadaşlar farklı bir e-posta hesabıyla üye olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben daha önce üye olmuştum. Bunun için buradan arkadaşlar giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir pencere geliyor. Şu kısımda arkadaşlar atla diyorum. Şöyle arkadaşlar tam ekran yapıyorum. Bakın şurada arkadaşlar bir ayarlar seçeneği var. Buraya klikliyorum. Şimdi şu kısımda arkadaşlar benim sistem özelliklerim otomatik olarak geliyor. Sizin de arkadaşlar sistem özellikleriniz burada yer alacak. Şu anda gördüğünüz gibi ben GeForce GTX 1060 3 GB'lık bir ekran kartı kullanıyorum. Ee, Intel'in arkadaşlar i7-7700K arkadaşlar işlemcisini kullanıyorum. Ve 24 GB RAM'im bulunuyor. Aynı zamanda arkadaşlar 1920x1080 arkadaşlar bir çözünürlüğüm yer alıyor. Şimdi hemen alt kısımda arkadaşlar özellikler kısım var. E, bu programın arkadaşlar yapabileceği şeyler yer alıyor. Ne var mesela arkadaşlar? Oyun optimizasyonu yer alıyor. Yani oyunlarınızın her zaman optimum kalmasını sağlıyorsunuz. E, game stream var arkadaşlar. Oyunlarınızın Nvidia ile arkadaşlar akış olarak yayınlayabiliyorsunuz. Oyun içi yer paylaşım var. Birazdan bunu açıklayacağım. İşte freestyle var arkadaşlar. Ansel var. Sanal gerçeklik var. Bunlar arkadaşlar Kendiniz bu kısmı arkadaşlar, klikleyerek ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Tabii bizim için arkadaşlar önemli olan oyun içi yer paylaşımı. Aynı zamanda arkadaşlar bu seçenek bakın şurada sol tarafta yer alıyor. Bunu arkadaşlar kullanabilmek için bunun açık olması gerekiyor. Bunu açık hale getirdikten sonra arkadaşlar ayarlar seçeneğini seçiyorum. Karşımıza arkadaşlar şu şekilde bir pencere geliyor. Tüm ayarlamalar ıvır zıvırların tamamı arkadaşlar buradan yapılıyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bağlan seçeneğini klikleyelim. Burada arkadaşlar eğer canlı bir şekilde oyun gösterimi yapmak istiyorsanız örneğin Facebook'ta, YouTube'da, Twitch'te vesaire arkadaşlar bu kısımları kullanıyorsunuz. Mesela arkadaşlar YouTube'da canlı yayın yapmak istiyorsanız arkadaşlar buradan arkadaşlar oturumu açarak ee, canlı yayın yapabiliyorsunuz. Hut düzeni ve arkadaşlar bu oldukça önemli. E, kameranız varsa arkadaşlar dilerseniz e, canlı yayında arkadaşlar bunun gösterimini sağlayabiliyorsunuz. Mesela ek ekranın sol üst köşesinde sağ üst köşesi veya arkadaşlar nereye konumlandırmak istiyorsanız buraları arkadaşlar seçebiliyorsunuz. Veya arkadaşlar buradan e, kameranın arkadaşlar boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Kapatmak isterseniz buradaki kapalı seçeneğini arkadaşlar kliklemeniz yeterli. Durum göstergesi arkadaşlar. Bu neye yarıyor? Bu ekranın arkadaşlar kayıt yapıp yapmadığını gösteriyor. Oyun içerisinde kayıt yapmaya başladınız. E, tabii konumlandırdığınız yeri de arkadaşlar buradan seçebiliyorsunuz. E, eğer bu yeşil durumdaysa arkadaşlar kayıt yapıyor anlamına geliyor. Tekrar kapattım. FPS arkadaşlar FPS'i ekranda gösterebiliyorsunuz. İşte aynı şekilde ekranın sol üst, sağ üst veya arkadaşlar sağ alt, sol alt kısımlarında arkadaşlar FPS sayacını burada arkadaşlar gösterebiliyorsunuz. İzleyiciler kısmı arkadaşlar canlı yayın yaparken arkadaşlar kaç tane izleyiciniz varsa buradan arkadaşlar gösterimini sağlayabiliyorsunuz. Yani ekranınızda oyun oynarken gösterimini sağlayabiliyorsunuz. Ve isterseniz arkadaşlar yorumların da gösterimini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu kısımlar da tamam. Şimdi klavye kısa yollarına geldik. Burada arkadaşlar bizim için önemli olan yani standart bir kullanıcı için önemli olan Alt artı F9 yani klavyenizden alt tuşuna bastıktan sonra F9 tuşuna basarsanız otomatik olarak kayıt alma işlemini arkadaşlar başlıyor. Tekrar arkadaşlar bu tuşa basarsanız aynı şekilde kaydı sonlandırıyor ve kayıt ediyor arkadaşlar. Burada e, klavye kısa yollarının arkadaşlar ne işe yaradığını tamamı burada yer alıyor. Mesela genel tuşlar var. İsterseniz tabi bu tuşlar arkadaşlar buraları klikleyerek değiştirebilirsiniz ama çok da tavsiye etmiyorum. Mesela arkadaşlar oyun içerisindeyken alt artı F12'ye bastığımız FPS ayarını kapatıyor. Mesela Ctrl e, alt ve M tuşlarına bastınız. Mikrofonu açıp veya kapatıyor. Veya arkadaşlar şey e, buradaki üst karakter çizgisine bastınız mesela arkadaşlar. E, tam olarak neye benziyor? Tırnak işaretine benziyor ya da virgül mü tam anlayamadım. Bas konuşu etkinleştiriyor arkadaşlar. E, görüntü yakalama mesela arkadaşlar kısımları var. İsterseniz ekran görüntüsünü e, alt artı F1 tuşuyla alabiliyorsunuz. Oyun filtresi var. E, kaydet kısım var. Mesela anında yeniden oynatmayı açın kapatın arkadaşlar. Mesela bu tuş ne işe yarıyor? E, oyun oynarken arkadaşlar bu kombinasyonu, bu tuş kombinasyonunu kullanırsanız e, bu anında tekrar yeniden arkadaşlar oynatma seçeneğini gösterime sunuyor. Ve bu da arkadaşlar canlı yayın seçenekleri. Mesela alt artı F8 canlı yayını açıyor. Alt artı F7 yayını durduruyor veya devam ettiriyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar kombinasyonları bulunuyor. Şimdi e, geldik nereye mesela kayıtlara geldik arkadaşlar. Geçici dosyaları buraya atıyor. Çok önemli değil. Ancak videolar arkadaşlar buradaki C sürücüsüne atıyor. Yani sizin nereye atıyor bunu? Ee, bilgisayarınızın videolar klasörüne atıyor arkadaşlar. Buradan gelip kontrol edebilirsiniz. Birazdan bunu arkadaşlar göstereceğim. Nereye kaydettiğini göstereceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şurada canlı yayınla ilgili arkadaşlar ayarlar bulunuyor. Buradaki ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Örneğin mesela YouTube'da arkadaşlar canlı yayın yapmak istiyorsanız bunu seçip arkadaşlar buradaki ayarları kendinize göre yapabiliyorsunuz. Çözünürlük, işte kare hızı, bit hızı vesaire kendiniz yapabiliyorsunuz. Burada 3 tane seçenek var. İşte Facebook, Twitch ve arkadaşlar YouTube olduğunu belirtelim. Dikkat çekenler diye bir kısım var arkadaşlar. Mesela bazı oyunların arkadaşlar ShadowPlay kullanarak otomatik olarak ekran resmi yakalanmasına ve video kaydı yapmasına olanak veriyor diyor arkadaşlar devam ediyorum fotoğraf modu oyun filtresi ee, ile ilgili arkadaşlar ayarlar i̇şte fotoğraf modu Nvidia enseli kullanarak desteklenen oyunları fotoğraflamanıza olanak tanıyor diyor oyun filtresi işlem sonrası fitre kullanarak oyununuzun görünümünü gerçek zamanlı olarak özelleştiriyor diyor arkadaşlar ve ses ayarları var e, ses düzeyi arkadaşlar bende ayarlar bu şekilde hatta şunu aslında normalde böyle olması gerekiyor şu şekilde olması gerekiyor Ses düzeyini tabii kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Bunları deneyerek, sınayarak vesaire arkadaşlar bunları düzenlersiniz. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi başka ne var? Devam ediyorum. Görüntü yakalama kısım var. Video görüntü yakalama standart olarak arkadaşlar böyle geliyor. Böyle olması en ideal arkadaşlar. Yani tipik bir kullanıcıysanız bunun 5'te olması kalitenin yüksek çözünürlüğün oyun 60 ve bitin arkadaşlar 50 olması yeterli. Kesinlikle yeterli. bunun dışında arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Devam ediyorum. hemen şuraya bildirimlere geldik. Burada arkadaşlar bildirimler var. İsterseniz bildirimleri kapatabilirsiniz. Mesela kayıt galeriye kaydedildi. Mesela alt artı F9'a bastınız. Bildirim çıkıyor. İsterseniz bunları kapatabilirsiniz. Ve bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu sağda solda çıkan bildirimleri kapatmak için kullanılan seçenekler arkadaşlar. Başka ne var? Kişisel gizlilik kontrolü vesaire arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar okuyarak ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu işlemler tamam. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şu pencereyi kapatalım. Artık pencere işimiz kalmadı. Bu arkadaşlar e, GeForce Experience e, kullanabilmek için bir de farklı bir tuş kombinasyonumuz var. Alt klavyeden Alt ve Z tuşuna bastığımız zaman karşımıza şu şekilde pencere geliyor arkadaşlar. İsterseniz... Burayı da kullanabilirsiniz. Az önce anlattıklarımın tamamı arkadaşlar burada yer alıyor. Mesela ekran resmi almak için oyundayken alt artı F1'e bastığınız zaman ekran görüntüsü alıyor. İşte alt artı F2 işte fotoğraf modu ya da alt artı F3 oyun filtresi. Anında yeniden oynatma mesela bakın buraya klikliyorum. Alt oyundayken alt shift ve F10'a bastığınız zaman anında yeniden oynatma devreye giriyor. Burada da arkadaşlar ayarları var. Bakın şurada ayarları var. Geri diyorum. Şimdi kaydet kısmına geldim. Normal bizim için arkadaşlar önemli olan aslında başlangıç seviyesinde olanlar için bizim için önemli olan kısım burası. Yani ekran görüntüsü yani videoyu ve oyun videosunu kaydetme. Burası. Buraya klikliyorum. Bakın klavyeden alt artı F9'a bastığınız anda arkadaşlar otomatik olarak kaydetmeye başlıyor. Tabi sadece oyunu kaydetmiyor. Yani şu anda da basarsanız normal arkadaşlar ekran görüntüsü kayıt işlemi yapıyor. Ben bazen arkadaşlar bunu kullanıyorum. Yani kendim ekran videosu çekerken bu programı kullandığım oluyor. Burada da kasar ayarları bulunuyor. Dediğim gibi e, bu arkadaşlar 5'te şu yüksek çözünürlük oyun içi 60 FPS ve bit hızı 60 arkadaşlar yeterli bir değer. Zaten standart olarak da böyle geliyor. Canlı yayın yapacaksanız arkadaşlar buradan bu seçeneği yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Yani klavyeden e, alt artı F8'e batarak canlı yayına Başlamış oluyorsunuz. Burada da ayarları var arkadaşlar. Demiştim. Facebook, işte Twitch ve YouTube seçenekleri var. Tamam. Tabii canın yapmadan önce arkadaşlar gerekli eşleştirmeleri yapmanız gerekiyor. Bunu belirteyim. Şu kısımda arkadaşlar galeri kısmı. Burada kaydettiğiniz işte ekran görüntüleri, fotoğraflar vesaire arkadaşlar burada yer alacak. Yani oyun videoları vesaire buraya kaydedilmiş olacak. Geri gidiyorum tekrar buradan arkadaşlar. Galeri kısmı. Şurada isterseniz mikrofonu bas konuşa alabilirsiniz. Her zaman açık, kapalı veya arkadaşlar buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Şurada arkadaşlar sizin kamera ayarlarınız. İstersen buradan açabilirsiniz, istersen arkadaşlar buradan tekrar kapatabilirsiniz. Bu size kalmış. Ve burada arkadaşlar az önce anlattığım ayarlar seçeneği arkadaşlar burada da yer alıyor. Bunları zaten anlatmıştım. Burası da bu kadar arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar küçük bir örnek göstereceğim. Bakalım nasıl oluyor. Onu göstereyim. Şimdi şu şekilde ayarlara gelin, HUD düzenine geleyim. Mesela durum göstergesini açayım. Kamerayı da açayım. FPS'i de açayım. Hepsini açayım arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. İzleyicileri de açayım. Yorumları da açayım. Şu şekilde hepsini sol üstte aldım. Tamam. Şöyle geri gelelim arkadaşlar. Tamamlandı diyelim. Şu çarpı yapayım. Şimdi e, görüntü kaydetmeye başlayacağım arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Dik denemedim. E, i̇nşallah bir aksilik olmaz. Şimdi klavyeden arkadaşlar. E, Alt artı F9'a basıyorum. Şu şekilde bir uyarı geldi. Evet diyorum. Ve arkadaşlar bakın sağ üstte kayıt işlemi başladı uyarısı geldi. Kameram açıldı bakın. Şurada kameram açıldı. Şurada da zaten mikrofon seçeneği kaydettiğine dair seçenekler vesaire geldi. Şu şekilde bir PUBG'yi açalım. Bakalım ne oluyor. Ve oyundan çıkış yaptım arkadaşlar. Şimdi oyunu nereye kaydetti? Oyun görüntüsünü. Buradaki arkadaşlar videolar kısmına kaydetti. Desktop'un içinde yer alıyor. Bakın arkadaşlar burada. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın ekran görüntüsünü de aynı zamanda alıyor. Dediğim gibi bunu ekran görüntüsü için de kullanabilirsiniz. Şu şekilde mesela bakın. Oyundayım arkadaşlar. Bu şekilde e, oldukça kaliteli olarak ve ücretsiz bir şekilde e, oyun videoları arkadaşlar çekebiliyorsunuz. E, benim alacaklarım bu kadar. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. E, ayrıca arkadaşlar videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız. Beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.